Çocukları sevindirin. Hadi bitiyor. Son oyuncaklarım. Çocuklarınızı sevindirin. Buyurun. Almak isteyen var mı? Buyurun. Gel ablacığım. Kaç lira? Tanesi 10 lira ablacığım. Tamam, ver bir tane. Tamam. Buyur ablacığım. Teşekkürler. Çocukların güle güle kullansın. Sağ ol kardeş. Allah bereket versin abla. Bereketini gör. Allah'ım, yardım et bana. Şimdi. Anne, ben acıktım. Tamam, patlama. Şimdi yemek yaparım. Ama ben çok acıktım. Tamam Selma, biliyorum. Ben de acıktım. Al işte. Yağ da kalmamış. Ne yapacağım ben şimdi? Yaşasın, babam geldi. Yaşasın. Merhaba. Hoş geldin babacığım. Baba kırılmamıştır değil mi? Yok kızım. Hem kırılmışsa bile ben sana yenisini alırım. Canım babam. Hadi kızım. Bana bir şey almadı mı baba? Kızım, şimdi alamadım. Sonra alırım sana. Hadi içeri geçelim. Geç geç. Ama baba. Borçlarımız var kızım. Önce onları ödeyelim. Sen de hep borçluyorsun baba. İnsan bir çikolata falan alır çocuğa. Bak, yağ da bitti evde. Dolap bomboş. İşte kazandığım paraların hepsi bu. Ama yetmiyor. Daha paraya ihtiyacım var. Sen adam olmazsın Salih. Bu borçlarda ömrü billah bitmez. Ben ne zaman gününüzü gördüm ki zaten? Ne yapayım ya? Ne yapayım? Bir iş kurayım dedim. Dükkan açtım. Elimi yüzüme bulaştırdım. Olmadı, bilemedim piyasayı. Krizi hesap edemedim. Ne yapayım? Bahane hazır. Böyle söyleme Aynur. Böyle söyleme. Biliyorsun borçları ödemek için yırtınıyorum. Gecem gündüzüm birbirine karıştı. Ya benim ya bu çocuğun? Biz ne hale geldik? Bu girişle evimizde eşyalarımız da kalmayacak. Yapma ne olur. Böyle konuşma. Aynur, bir de sen yüklenme benim üzerime. Şu halimize bak be. Şu halimize bak. Şevket. Yine kavga ediyorlar. Bize ne ya hanım? Sen yemeği hazırla, ben fil gibi acıktım. Ama bizim komşumuz onlar. Bu zamanda komşuluk mu kaldı? Hadi hadi, ben acıktım. (Gülüyor)
Şevket. Efendim? Bir baksana. Resmi bir araba duruyor binanın önünde. Kim bunlar? Polis arabası da var. Hacizcilere benziyor. Ay, yazık. Şu elbiselerime bak. Şu elbiselerime bak. Kaç senelik. Artık utanıyorum. Ne zaman kurtulacağız bu borçlardan? Biraz sabır ver. Hepsi bitecek. Borçlarımızı ödeyeceğiz. Sonra düzelecek. Az kaldı. Ne zaman ha? Ne zaman? Az kaldı. Biri mi gelecekti? Bilmem. Buyurun. Salih Çelik. Benim. Bu haciz kararı. Ödenmeyen borçlarınıza karşılık ne? Elinizi haciz edeceğiz. Ama memur bey, bizim haberimiz yok. İcra kağıdı falan gelmedi bize. Gelmiştir mutlaka. Elinize geçmediyse sorumlusu biz değiliz. Bizim görevimiz kararı uygulamak. Haciz tarihi bugün. Özür dilerim. Ama memur bey. Bunu da yaptın ya Salih. Evimize bunu da yaptın ya. O eşyalar, çeyizlerim de benim. Al Salih. Oh, yeter. Yeter. Yaptığın yemekler de nefis olmuş hanım. Eline sağlık. Ne bu surat ya? Gülün biraz. Niye yemiyorsun? Boğazımdan geçmiyor. Niye? Alt komşumuzda haciz var Şevket. Varsa var ya. Nereye? Otur şuraya. Kızım sen de önündeki yemeğini ye doğru düzgün. Baksana ağlıyor Aynur Hanım. Peki bunlar geçerli midir? Tabii. Gümüşlüğü alalım. Masayı alalım. Halıları alalım. Memur bey, bir dakika lütfen. Yapmayın. Dokunmayın eşyalarımıza. Borcumu ödemek istiyorum. Lütfen durun. Biraz para biriktirmiştim. Bekleyin. Biraz bekle. İşte borcumu ödemek için biriktiriyordum. Kaç para var burada? 3.000 lira kadar. Burada 12.000 lira yazıyor. Avukat bey 3.000 lira veriyor. Haczi erteleyebilir miyiz? Ne dersiniz?
Yani şimdi... Ne olur avukat bey, evimin haczedilmemesi için 12 değil, 22 bin daha iyi verin. Ama şu an yok. Biraz daha zaman verin bana. Söz ödeyeceğim. 1000 lira daha bulabilir misin? 1000 lira daha ver, haczi durdurayım. Başka da bir şey yapamam. Tabii daha sonra kalan borcu da taksitlendireceğiz. Tamam, olur bulurum. Ama lütfen durdurun haczi. Aynur. Bekleyelim. Anne ağlama ne olur. Hayatım. Avukat bey 1000 lira daha istedi. Hemen verirsek durduracakmış Aziz'i. Senin yanında biraz vardı. Hani altınlar. Ya sen dalga mı geçiyorsun benimle? Ne altını? Hepsini dükkanı açarken bozdurduk ya. Bende ne gezer altın? O zaman babanları arayalım. Arasan ne olacak? Bir de onları mı telaşlandıracaksın bu vakitte? Hem ne zaman gidip geleceksin? Babamların evi İstanbul'un ta öbür ucunda. Hem pat diye bulunur mu o para? Nezil ettin mahalle. Nezil ettin komşulara. Komşu? Komşu? Tamam. Bulacak herhalde. Seninki oyuncağını çok sevdi. Bak, satışlardan elime geçen bir aylık para. Tam 20 bin lira oldu. Al bunları, diğerlerini yanına bırak. Bir ay sonra lazım bunlar bana. Dükkanın işlerini büyüteceğim, göreceksin bak. Şevket, acele etmiyor musun? Dükkanı daha yeni açtın. Birdenbire büyümek... Sen anlamazsın, piyasa çok iyi gidiyor. Yeni yatırımlar yapmanın, büyümenin tam zamanı. Buyur komşu. Şey komşum, sizden bir ricam olacaktı da. Evime acizciler geldi. Param da yetişmiyor. Acaba 1000 lira borç para verebilir misiniz? Şu an başka bir yere de gidemiyorum. Ya hemen öderim size. Şey. Eşyalar bizim için çok önemli. Manevi değerleri var. Tabii. Sen sus Rukiye. Şey... Özür dilerim, bizi ilgilendirmez. Akıllıya bak ya, 1000 lira borç istiyor. Sanki ben onun dayısıyım, 40 yıllık arkadaşıyım. Daha yakın Şevket. Kaç yıllık komşumuz o bizim. Öf, Rukiye saçmalama. Ne olurdu verseydin? 1000 lira borç bu. Üstelik paran da var. Ne olurdu sanki 1000 lirasını verseydin? Yarın vereceğini söylüyor adam. Öf. Saçma sapan konuşma. Ben milletin enayisi değilim, tamam mı? Nasıl harcadıysa öyle ödesin. Bize ne ya? Ne yaptınız? Bulabildiniz mi? Maalesef. Elden bir şey gelmez. Size bir fırsat verdim. Üzgünüm. Arkadaşlar devam edelim. Allah yardımcınız olsun. Lazım. Komşuluk böyle zamanda. Sonra şımart, para için tepene çıksınlar öyle mi? Otur oturduğun yerde. Hem çare de olamazsın. Her koyun kendi bacağından asılır. Neyse. 1150.
Kusura bakmayın. Vazife. Her şeyde bir hayır vardır. Allah büyük. Anne? Allah yardımcıları olsun. Karşısına geçip nasıl söyleyeceğim ben bunu? Nereye gidiyoruz anne? Konuşma. Yürü. Aynur? Bu bomboş evde mi kalacağım? Ben annemin evine gidiyorum. Engel olma Salih. Yeter artık. Yeter. Bana bir gün yüzü göstermedin. Yeter. Yürü kızım. Hadi. Gidiyoruz. Gel. Aynur. Ya anne. Dur gitme Aynur. Dur gitme. Her şey düzelecek bak Aynur. Bak göreceksin. Her şey düzelecek. Bak göreceksin. Ne olur gitme Aynur. Çok büyük hata yapıyorsun Aynur. Asıl hatayı sen yaptın. Mahalleye rezil ettin bizi. Yürü kızım. Aynur. Sadece seyrediyoruz. Ne oldu bize böyle? Ne oldu? Ne olduysa oldu. Sonra burada kalacağız. Ama babam. Ama anneciğim. Kızım. Anneanne. Ne oldu kızım? Anneciğim. Yavrum. Kızım ne oldu? Evimize aciz geldi anne. Ne? Bütün eşyalarımı götürdüler. Aa. Rezil olduk anne. Peki kocan nerede? O değil mi bunları başımıza getiren baba? Onun yüzünden bu hale düştük.
Ben öyle beceriksiz bir kocayla yaşayamam. Gel kızım gel. Dayanamam sana. Gel yavrum. Dur. Seni çok severim. Torunumu da. Ama senin yerin bu ev değil. Baba, ne oluyor? Hadi kızım evine. Bey, kızı niye eve almıyorsun? Sen karışma hanım. Hadi yürü, evine gidiyoruz. Ah kızım, ah. Gireceksin. Baba lütfen. Geç içeri kızım. Ah oğlum, ah damat. Bana niye haber vermedin? Sen hiç dert etme. Yarın emekli maaşımdan kredi için başvuruda bulunurum. Öderiz inşallah. Her şeyin bir çaresi vardır. Benim cahil kızımı da affet. Hayatında zorluk görmedi. Böyle bir şey görünce de hemen kaçmakta, yuvasını terk etmekte buldu çareyi. Hayatının en büyük hatasını yaptı. Ama pişman oldu. Öyle değil mi kızım? Öyle. Yuvaya asıl böyle zor zamanlarda sahip çıkılacağını anladı. Ne olursa olsun kocasına asıl böyle zor günlerde dayanak olmak lazım geldiğini fark etti. Yuvasına geri döndü. Seni yalnız bırakmak istemedi. Öyle değil mi kızım? Öyle. Özür dilerim. Gel bakalım benim güzel torunum. Hadi senin odana gidelim beraber. Affet beni. Hayatım. Her şey düzelecek. Allah bilir. Her şeyde bir hayır vardır. Evet. Sabredersek her şey düzelecek. Oğlum geldi mi mallar? Tamam, bak ben gelmeden ellemeyin sakın. Anladın değil mi? Adama çay ısmarla, beklet işte.
Oğlum sen ne laftan anlamaz adamsın. Oyala işte bir şekilde, geliyorum. Salak şey. Lan çekilin lan arabanın yanından. İz yaparsınız. Yürü. Terbiyesizler. Merhaba Şevket Bey. Babacığım. Kızım. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. İşten erken bıraktılar. Ben de hemen eve geldim. İnşallah yemek hazırdır. Çok acıktım. Hazır. Hazır baba, hazır. Yavrum benim. Hadi gel. Ya abicim bunu indir, onu indir, şunu indir. O kadar çok mal var ya. Çok yoruldum ya. Aynen kardeşim, ya ben de çok yoruldum. Daha bitireceğiz artık. Neyse biraz duralım, şimdi başlarız. Of ki ne of. Nuri bana bir çay ver. Tamam abi. Bunlar mı gelen mallar? Evet, sipariş ettiğiniz bütün malları getirdik abi. Aralarında sakat bir şey yok değil mi? Yok abi, hepsi sağlam. Hepsini kendim yükledim. Bak tonla para saydım ben bunlara. Elimdeki bütün parayı verdim. Bankalara tonla borca girdim. Sakın bir numara falan olmasın. Yok abi, bizim patron öyle şeyler yapmaz. İyi tamam, hadi indirin şunları. Tamam abi. Hasan sen de yardım et. Tamam abi. Bak şurası işte, şurada. Hadi gençler. Çocuklar siz işinize bakın. Hadi bakalım. Siz bize doğru için. Merhabalar. Tamam hadi. Hanımlar hoş geldiniz. Hadi hadi. Buyurun hanımlar, ne arzu ettiniz? Duvar kağıtlarına bakacaktık da. Duvar kağıtları. Tabii. Nasıl bir şey bakmıştınız? İthal var, yerli var. Biz yerli bakmıştık. Duvar kağıdı için doğru adrese geldiniz. Ne o lan? Seninki mi? Yakında nişanlanıyoruz. Zaten bu işi yapıyoruz. Yarın dündürcülüğe gideceğiz. Oo, hayırlı olsun. Desenli, desensiz? Desensiz, sade bir şey. Evet, desensiz olsun, sade bir sade şey istiyoruz. Şey. Aklınızda bir fiyat aralığı var mı? Şimdi bizde de çeşit çok olduğu için bir fiyat belirlememiz lazım. Aman be! Lan ya, salak herif! Lan, aptal herif, ne yaptın lan sen? Geri zekalı! Lan bu kaç para biliyor musun sen? Biliyor musun? Abi bırak yakamı, kaza oldu işte. Abi! Aptal, beceriksiz! Abi vurma. Vururum lan. Lan sen benim malımı da attın. Allah Allah. Defol lan buradan. Attım seni işte. Defol. Yürü. Ya işten kovuldu. Lan sen hala duruyor musun? Çık git. İnsan kendini de bu kadar ezdirmez ki canım. Şu hale bak ya. Şu hale bak. Abi kızın yanında yapmasaydın bari. Sana ne lan? Sen işine baksana. Hadi indir şunları. Hadi gençler hadi. Kaldır. Öyle mi? Tamam hadi. Hemen geliyorum. Helal olsun lan sana Cengiz. Bir tanesin. İşi hallettin değil mi? Ulan dile tut, benden tut. Ne dilersen. Hadi. Buyur abi. Oluyor işte. Oluyor. Güç diye buna derler. Hadi. Aa kızım. Biraz sabret. Baban gelsin. Ama ben çok acıktım anne. Biraz sabret kızım. Baban şimdi gelir. Hah işte geldi. Babacığım, gel çabuk.
Annem çok güzel yemekler yaptı. Hoş geldin. Ne oldu Şevket? Sizce ne olabilir? Ne oldu? Bu ne? Ne o? Yeni evimizin anahtarı. Artık bu mahalleden kurtuluyoruz. Yeni dairemize yerleşiyoruz. İşler de süper. Sınıf atladık hanım, sınıf. Daha neler alacağım neler. İşler çok iyi gidiyor. Yazlık alacağım, sonra bir daire daha. Göreceksin bak. İyi ama o kadar parayı nereden buldun? Bankadan kredi çektim. Dükkanda teminat gösterdim. Ama Şevket, çok hızlı değil mi? Allah korusun, ne olur ne olmaz. Merak etme, bir şey olmaz bana. Bu zamanda aklın ve paran olacak, gerisini boş ver. Değil mi ama? Hem yıllardır aynı komşular. Sıkıldım ya. İyi de hiçbiriyle görüşüp tanışmadın ki sen. Aman boş ver. Eline ne oldu? Hiç, bizim elemana vurdum da. Vurdun mu? Aha. Salak. Mallarımı da attı. Ben de vurdum, çenesine kovdum. Yapmasaydın keşke Şevket. Garibanın tekiydi. Yazık adama. Kudurmuş gerçekten. Zeynep. Zeynep şey... Niye benden kaçıyorsun? Bir de soruyor musun? Seninle artık bütün ilişkimiz bitti. Tamam mı? Bitti. İnsan karizmasını o kadar da çizer mi canım? Adam resmen çiğnedi ya. Hangi kız böyle eziklere yüz verir? Şevket abi. Of Şevket, çok acele ediyorsun. Bir düşünelim bakalım. Hemen satılığa çıkarılır mı? Onca sene kaldık. Satılır, satılır. Şimdi yeni dairemize götüreyim de görün, ondan sonra konuşun. Hayrola komşu? Niye taşınıyorsunuz? Öyle işte. İnanın çok üzüldüm. Ben de istemiyorum ama komşu... Hadi Rukiye, yürü bin arabaya. Hem başkasına ne bizim taşınmamızda. Allah Allah. Ne var? Ne bakıyorsun öyle? Sen patronun kovduğu çocuk değil misin? Hey, sana dedim. Aman bana ne ya? Metin oğlum, gelsene bir dakika. Tamam usta. Acele et. Şevket abi, sen beni yaktın, ben de seni yakacağım. Ben de seni. Ya hanım, bir kere de yüzün gülsün be. Bilmem neden, içimde bir sıkıntı var. Vallahi seni nasıl memnun edeceğim bilmiyorum. Ne sıkıntısı ya? Sana yeni ev aldım diyorum. Artık daha rahat edeceksin diyorum. Anlamadım, gitti seni. Alo. Ne? Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Şevket, ne oldu?
O Hasan denen şerefsiz dükkanımı yakmış. Ne? Konuşsana oğlum, niye susuyorsun? Neden yaktın dükkanı? O beni yaktı, ben de onu yaktım. Oğlum, sana ne yaptı? Komiserim. Vay şerefsiz. Dur. Ulan sen ne istedin lan benden? Ha ne istedin benden? Pislik. Şevket lan, Bey, sakin olun. Geberteceğim lan seni. Geberteceğim oğlum seni. Geberteceğim. Bırakın komiserim şunu. Dur. Önce sen beni yaktın. Senin yüzünden sevdiğim kız beni terk etti. Sen beni yaktın önce. Ulan seni. Dur tamam. Şevket tamam. Bey, kendinize gelin. Artık olan olmuş. Durun. Dur. Kanun cezasını verecektir. Lütfen çıkın odadan. Çıkın hadi. Çıkartın. Bırakın ya. Bu ne ya? Yürü kardeşim. Otur sen de. Anneciğim, artık taşınmıyor muyuz? Hayır kızım. Oh yaşasın. Ben de bu evimizi çok seviyorum. Sonra arkadaşlarımı da seviyorum. Süper. Şevket. Bittim ben. Her şeyde bir hayır vardır. Üzme kendini. Ne hayırından bahsediyorsun Rukiye? Sana bittim diyorum. Canım dükkan yandıysa ne bileyim sigorta masrafını öder herhalde. Yoksa... Hep yarın yaptırırım diyordum. Mal için para lazımdı bana. İşi büyütmek için. Sigorta yaptırmadım. Şevket ne diyorsun sen? Battım ben. Battım. Geldiler işte. Bugünü de mi görecektim? Ah Şevket, sana söyledim. Söyledim. Çok ikaz ettim. Dinlemedin beni. Tarladaki buğdaya giderken... evdeki bulgurdan da olduk. Tamam Rukiye, gelme üstüme. Çok güzeldi canım. Yoksa... kim acaba? Yok hanım. Bize değil. Kimeyse Allah yardım etsin. Gel kızım. Babacığım, eşyalarımızı nereye götürüyorlar? Devam edin. O benim oyuncağım, götürmeyin. Kızım. Ama benim oyuncağım, babam almıştı. Özür dilerim. Affet beni. Komşu işte, seyre gelmiş. Göya intikam alıyor bizden. Halimize bak. Sus Şevket. Avukat Bey, görüşebilir miyiz? Ciddi misiniz? Allah Allah. Arkadaşlar, hacizi durdurun. Çıkardığınız eşyaları da geri getirin. Tamam. Allah Allah. Hadi acele edin. Beyefendi borcu ödeyecek. Geri kalanı da yarın ofisinize getireceğim. Yani beyefendi... hayatımda ilk kez böyle bir olaya rastlıyorum. Anne.
Abiniz galiba. Bilmiyorum. Hayır Avukat Bey. Komşum. Komşunuz mu? Beyefendi. Komşu. Bravo vallahi. Allah razı olsun. Boşaltın arkadaşlar. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Salih Bey. Biz komşuyuz Şevket Bey. Komşuluk kardeşlik gibidir. İnsan kardeşini zor zamanda terk eder mi? Ama ben... Her şeyde bir hayır vardır komşu. Çukura düşeni çukura düşen anlar ancak. Ben o zaman düştüm. Ama Allah'ım kapı açtı çıktım. İşlerimi düzelttim. Şimdi de siz düştünüz. Ama komşum çukurdayken ben tepeden bakamam. Bak ne diyorum komşu. Bırakın eşyalar böyle dursun. Sonra beraber yerleştiririz. Bizim hanım yenice sofra kurdu. Buyurun gelin biz de yemek yiyelim. Konuşalım, tanışalım. Gelir misiniz? Hadi. Ne güzel olur. Çok teşekkür ederim. Affedin beni. Bak ne diyorum komşum. Haftaya bütün komşulara haber verelim. Siz de ya da biz de toplanalım. Hı hı. Tanışalım. Tanışalım ki komşuluk yaşasın. Apartmanımıza neşe gelsin. Ne diyorsunuz? Buna en fazla biz seviniriz. Öyle değil mi Rukiye komşum? Öyle tabii. Hadi bakalım. Bismillah. Bismillah. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hayırlısıyla inşallah elimizden gelir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.